Güneş'in çevresinde bir takım açıklanamayan olaylar oluyor. Bu gizemli olaylar bazılarını korkutsa da bazıları için müthiş kanıt olarak değerlendiriliyor. Peki, Güneş'in çevresinde neler oluyor? Yıllardan beri uzaylılarla alakalı kanıtlar görüyoruz. Fakat onlardan gelen kesin bir sinyale henüz sahip değiliz. Peki, Güneş'in çevresinde yaşanan olaylardan sonra sizce ilk temas yakın değil mi? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Avrupa Uzay Ajansı ESA ve birçok kurum Mars, dış uzay ve Güneş üstünde araştırmalar yapıyor. Herhangi bir gelişme olduğunda ise kamuoyuna açıklıyorlar. Bilim insanları bir süre önce yaptıkları açıklamada Güneş'in yeni bir döngüye girdiğini belirtti. Güneş'in solar hareketliliğinin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. Araştırmacıların açıklamasına göre 25. döngü son 11 yıldır yaşadığımız koşullarla çok benzer seyredilecek. Bununla birlikte komplo teorisyenleri, NASA'nın başta olmak üzere birçok kurumun güneş patlamasına tespit edilen bir durumunu sakladığını ve açıklama yapmadığını belirtti. Peki söz konusu keşif nedir? Güneşte neler oluyor? Her ne kadar Mars'la ilgili araştırmalar daha çok gündemde olsa da gökbilimciler Güneş'i yakından gözlemliyor ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Ancak komplo teorisyenlerine göre ise bilim dünyası Güneş'le ilgili bazı sırları keşfetti ve bunları insanlardan saklıyorlar. Geçtiğimiz hafta ise Güneş'te korkutucu bir keşif yapıldığını ancak bu durumun ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Uzaylılarla ilgili haberler paylaşan UFO Sighting Daily listesinde Güneş'le ilgili haber paylaşıldı. Habere göre Güneş patlaması sırasında Güneş'in yakınında uzay gemisi tespit edildi. UFO uzmanlarına göre oldukça büyük bir uzay gemisi enerji doldurmak için Güneş'i kullanıyor. Sözde uzmanlar, görüntülerde uzay gemisinin oldukça belirgin şekilde görüldüğünü, NASA ve diğer kurumlarınsa bu gemiyi kesinlikle gözden kaçırmadığını ve gerçeği gizlediklerini belirtti. İddialar sadece bu kadarla sınırlı değil. Başka bir komplo teorisyeni enerji doldurmak için Güneş'e farklı gemilerin de geldiğini, bunun uzun zamandır bilinen bir durum olduğunu belirtti. Olaylar sadece Güneş'in çevresinde ilerlemiyor. Mars da bu konudaki gizemini koruyor. Bildiğiniz üzere Mars'ta uzaylıların yaşadığına dair birçok teori üretilmiş, kamuoyuna onlarca fotoğraf sunulmuştu. Mars hakkında teoriler her gün artıyor. Ama bugünkü diğerlerinden daha farklı. UFO Sighting Daily sitesi, Mars keşif aracı Curiosity'den gelen bir karede silindir bir şapkayı andıran cismin olduğunu belirtti. Siteye göre silindir şapkaya benzer cisim, bir zamanlar Mars'ta yaşayan canlıların kullandığı bir başlık olabilir. Bununla birlikte site bu şapkanın dünyadan Mars'a kaçırılan bir insana ait olabileceğini de söyleyerek iddiayı başka bir boyuta taşıdı. Sosyal medyada da kendine yer bulan iddia ve söz konusu görüntülerle ilgili olarak kullanıcılardan çeşitli yorumlar geldi. Kendisini jeolog olarak tanıtan bir kullanıcı ise söz konusu şapkanın zamanla aşınmış bir kaya olduğunu belirtti. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Mars'ta uzaylılarla ilgili birçok kanıt bulduğunu ve bunları kamuoyundan sakladığını bir kere daha dile getirdi. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Mars fotoğraflarına bakarken bir yapıyla karşılaştığını belirtti. Waring'e göre böylesi bir yapının doğal yollarla oluşması pek olası değil. Ünlü teorisyen, inkar edilemez şekilde uzaylılar tarafından inşa edildiğini söylüyor. Waring, yapının 2 metreye 2 metre boyutlarında olduğunu ileri sürdü. Bununla birlikte söz konusu yapının yıkılmış büyük bir tapınağın veya benzeri bir binanın girişi olabileceğini de sözlerine ekledi. Siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iddialar doğru mu?
Uzaylılar gerçekten Mars ve Güneş'in etrafında mı yaşıyorlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dünya dışı varlıklar. Milyarlarca ışık yılı ötesindeler mi? Yoksa Güneş sisteminde bir yerde yaşamlarını sürdürüyor olabilirler mi? Yoksa bize sandığımızdan daha mı yakınlar? Bu konuyla alakalı İngiliz istihbaratçı John Severs'ın açıklamalarına bakalım. İngiliz istihbaratı MI6'yı bir süre yöneten Sir John Severs, sansasyonel açıklamalarda bulundu. Severs, uzaylıların gerçek olduğunu söyleyerek, sonsuz büyüklükteki bir evrende uzaylıların olmaması olağan dışı bir durumdur, dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Severs, Güneş sisteminde dünyanın gelişmiş canlıları barındıran tek gezegen olduğunu düşünmek olağan dışı bir durum bence. Bence bu gezegendeki hiçbir şey biricik değil. Benzer gezegenler olmalı, dedi. Severs açıklamasını derinleştirmezken, geçen yıl yaşamını yitiren Profesör Stephen Hawking de İnsanlığın dünya dışı zeki varlık arayışı için 21. yüzyıl biliminin en heyecan verici macerası ifadesini kullanmıştı. Severs'ın bu ifadeleri, geçen ay İngiliz bilim insanlarının dünya benzeri bir gezegen bulunduğuna dair açıklamalarla ilgili bilgiyi akıllara getirdi. Geçen ay İngiliz bilim insanları 110 ışık yılı uzakta K2-18b isimli bir gezegen keşfetmiş ve bu gezegende yaşama imkan tanıyabilecek miktarda su olduğunu belirtmişti. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.